O öğrencilerimize harcardım hepsini. Daha ileriye gidebilmesi için, daha iyi olabilmesi için. Vallahi çok şey yaparım. Keşke çıksa ya, nerede? Çünkü para çıktığı zaman insanı bayağı etkiler. Elimden geldiği kadar kızım için bir tane engelli evi yapmaya kalkarım. 100 milyonun 50 milyonunu iddiaya basardım. Muhtemelen Beşiktaş'ta kaybederdim onu da. Yazık, günah değil mi? Milli piyangoyu peşinde koşuyorlar. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Önce kendime, çocuklarıma, ihtiyacı olan yakınlarımdan başlarım. Zaten biter. Herkesin ihtiyacı var bu zamanda. Hiç çekmedim ama ilk defa alacağım. 3 tane birden çeyrek almayı düşünüyorum. Yani Almanya'ya giderim tekrardan. Çünkü maddiyattan dolayı gidemiyorum. Vize çıkmıyor. Yani bir yerlere bağışlarım. Yani böyle yaparım. Yurt dışında okumaya giderim. Annem babama yardımcı olurum. Öncelikle eğitimim için birazcık bir kenara ayırırım. Çünkü eğitim benim için çok önemli. Sonrasında kimsesiz çocuklar için çok yardım etmek istiyorum. Gerçekten onlar için çok üzülüyorum. Ve sonrasında aileme yardım etmek isterim. Onlar da benim için çok önemli. İlk başta kimsesiz çocuklara yardım ederim. Bir de çevremdeki fakir fukaranın borcunu bir kısmını öderim. Ondan sonra da çocuklarıma, kendime yatırım yaparım. Gelecekleri için. Bir kız bir oğlum var, onların geleceğini hazırlamak için bir miktar ona ayırırım. Biraz da kendime, eşime, çevreme. Yapacak başka bir şey yok zaten. Zannetmiyorum çıkacağını da. Öncelikle tabii ki yardım yapmaya çalışırım bazı kurumlara. Diğer kalanıyla da hayatımı daha refah bir seviyeye çıkarmaya çalışırım. Büyük ihtimalle dünyayı gezerim. Bu yani. Bol bol gezerim. Onun haricinde çok bir şey yapacağımı düşünüyorum. Harcarım, yerim yani. Ya muhtemelen 100 milyonun 50 milyonunu iddiaya basardım. Muhtemelen Beşiktaş'ta kaybederdim onu da. Diğerini de iddiaya basardım. Onu da kaybederdim. Ortada kalırdım öyle yani. Bu yani yapacağım şey. Büyük ikramiye bana çıksa önce fakirlere, evsizlere, yoksullara yardım ederim. Benim ihtiyacım yok çok şükür. Ona istediğim insanlara yaparım o yardımı. Dinim gereği piyango oynamam ama o kadar param olsa, helal yolla kazandığım, en az yarısıyla bir hayır yaparım. Diğer yarısını ailemin geleceği için ayırırım. Kuruşuna dokunmadan sülalemdeki fakirlere bir ev alırım. Bu kadarcık yani. Evlenmeyi düşünüyorum. Yani geleceğim için ev alırım, ne bileyim işte. Yatırım yaparım bir yerlere. O şekilde. Bana çıkarsa sevdiklerimin hepsini sevindiririm. Bütün borçlarını öderim. Çoğunlukla onlara harcarım. Kendimi harcamam. Ve onların mutlu olmaları için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben yolculuk yaparım. Dünyada daha önce gitmedim. Gerçi hiçbir yere gitmedim de. Gitmediğim yerlere giderim. Oradaki insanlara yardım etmeye çalışırım. Bu tür şeyler yaparım. Yani ulaşım üzerine, bir de eğitimim üzerine harcarım. Bu tür şeyler yaparım. Büyük ikramiye bana çıksa. Yarısını bağış yaparım. Geri kalanı da kendime ayrı bir yerde, ıssız bir yerde bir ev yaparım yani, yaptırırdım. Öyle yaşardım herkesten uzak. Ve üniversite öğrencilerine yardım yapardım ya. Gerçekten hani devlet kitapları olsun, başka şeyler olsun çok yardım etmiyor üniversite öğrencilerine. O yüzden onlara yardım yapardım. Bir ev alırdım. Yani ev alırdım, araba alırdım. 2 tane çocuk okutuyorum. Yani onlara yardımcı olurdum. İhtiyaçlarımız var yani. Ama çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü bizde şansı yok. Yani geçen yıl aldım zaten çıkmadı. Bu yıl almıyorum. Çünkü ümidim yok. Yani şansımız yok. Çıkmıyor. Alıyoruz çıkmıyor. Büyük ikramiye bana çıkarsa ne yaparım? İlk önce yaşam standartlarını yükseltir her insan. İşte kendini yükseltecek şekilde ev alır, arabasını alır. Daha sonrasında birikim olarak kullanabilirim. Belki kendime bir iş yeri açabilirim. Bu şekilde kullanırım yani. Şöyle söylemek istiyorum. Yani gençler olarak gençlere yönelik spor tesisleri, spor yatırımları, ne bileyim bu Yeşilay derneklerinin dernek yönetimleri, yani hayır dernekleri, bu tarz şeyler yaparım. Kayseri'de gelişmekte olan biliyorsunuzdur bayan futbol takımı var. Büyük ikramiye bana çıksa büyük bir bölümünü o genç nesillere, o öğrencilerimize harcardım hepsini. Daha ileriye gidebilmesi için, daha iyi olabilmesi için. Abla, büyük ikramiye bana çıksa hemen yatırım yaparım. Çünkü para çıktığı zaman insanı bayağı etkiler. Yani değiştirir. Mülkiyete önem veririm. Arsa, villa, bir de
ekmek yemesi için kişilere fabrika açmaya çalışırım. Ondan sonra paramı kesinlikle araya vermem. İstersen 1 lira olsun araya vermem. Ondan yatırım yaparım. Vallahi çok şey yaparım. Keşke çıksa ya, nerede? Çıkmaz. Yani hayallerimizi gerçekleştiririk. Öyle. Neler yaparsınız? Ne yaparım? Önce çocuklarım için harcarım. Bilmem. O zaman gelsin de Rabbim büyük. Ne yaparız bilmiyorum. Elimden geldiği kadar kızım için bir tane engelli evi yapmaya kalkarım. Kızımız görmüyor, yürüyemiyor, kör. 8 yaşında. Onu yaparım. Ondan hariç herhangi bir şekilde kendi sağlığım için yapılacak durumlar varsa ona bakarım, onu yapmaya çabalarım. İnsanlara yardımcı olmak isterim. Müslümanım diyen %99'u bu ülkede. Yani haram diye mi, faiz diye mi, bu günah diye mi? Bu ülkede yani, bunu Cumhurbaşkanı'na da diyorum. Her şeyi özelleştirdi, milleti mahvetti, fakir fukaralıkla. Saysal Loto, Milli Piyango peşlerinde koşuyor. 7 yaşından 70 yaşına herkes. Yazık, günah değil mi? Milli Piyango'yu peşinde koşuyorlar.